AKP ile MHP yollarını ayırdı. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olmayacak. Aldığımız kararlar gereğince kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. Biz de herkes kendi yoluna deriz. 24 Haziran seçimlerinde ittifak yapan AKP ve MHP arasındaki görüş ayrılıkları sert tartışmalara neden oldu. MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, Danıştay'ın kararı gibi kimi hususlarda farklı düşündüğümüz görülüyor. İlk görüş ayrılığı ise MHP'nin meclise taşıdığı tutuklu ve hükümlülere af teklifiydi. Teklife sıcak bakmadığımızı çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık. Teklifimiz tartışmasız yanındayız, arkasındayız. Şu anda 50 binin üzerinde cezaevlerinde sadece uyuşturucu mahkumu var. Allah aşkına bunlara kader mahkumu diyebilir miyiz? Ne yapalım? Alayını birden fırınlara atıp yakalım mı? Brunson davası, Amerikalı danışmanlık şirketi McKinsey ve emeklilikte yaşa takılanlar konusu da iki parti arasında kriz yaratan nedenler arasındaydı. Gizli tanığının ifadesiyle serbest kalması bağımsız ve tarafsız hukuka ne kadar uygundur? Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. AKP ile MHP arasında 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde ittifakın nasıl olacağına ilişkin iki parti arasında yol arayışı heyetler arası görüşmelerle sürüyordu. Ancak partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli beklenmedik bir çıkış yaptı. Yerel seçimde ittifak yok dedi. Mahal idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Kendi adaylarımızla kendi amblemizle katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah'ın izniyle yapacağız. Bahçeli'nin bu çıkışının ardından gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ne diyeceğine çevrilmişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok, yerel seçimde ittifak olmayacak diye konuştu. Cumhur İttifakı'nı günlük siyasi tartışmaların üzerinde tutmak istedik. Gördük ki Milliyetçi Hareket Partisi kendisi için çok farklı bir tercih yaptı. Saygı duyarız. Söyleyeceğimiz tek şey, yerel seçimlerde madem ki biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz. İki lider yerel seçimlerde ittifakın olmayacağı açıklamalarının ardından bir de Danıştay'ın öğrenci andı kararı nedeniyle karşı karşıya geldi. Danıştay'ın ilgili dairesi yetki aşımı yaparak maalesef bu konudaki düzenlemeyi iptal etmiştir. Bunların hepsi zırvadır, uydurmadır, temelsizdir. Türk'üm, Türk'üm ben. Ama şunu söyleyeyim, ben Türkçü değilim. Türkçülüğe karşı çıkıp Kürtçülüğü özendirenler kime ne anlatıyorlar?